sazına, sandıktaki bezine yanmaya. Anasına kızına, duvardaki sazına, sandıktaki bezine yanmaya. Anasına kızına, duvardaki sazına, sandıktaki bezine yandım ya gözüme. Sen benden geçtin ama, sen benden geçtin ama. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili Taner Ölmez bugün gece gündüzde konuğumuz. Biz onu oyunculuğuyla tanıyoruz ama bugün müziğe dair sohbet ediyoruz. Çünkü onlar Serkan Keskin ve Taner Ölmez yanı sıra müzisyen dostlarıyla bir araya gelip bir grup kurdular. Adına da Barabar dediler ve ardından yine anonim yapımdan yayınlanıyor olacak önümüzdeki günlerde. Bir de albüm yaptılar. Albümün de adı çok hoş, Memleket Nere. Biz de bunun üzerine sohbet edelim istedik. Hoş geldin Taner. Hoş buldum. Teşekkür ediyoruz geldiğin için. Serkan Keskin de yolda, Levent taraflarında şu an mahsur evet. durumda diyelim. Onun da çevre tiyatrosundan, Koca Mustafa Paşa'dan evet. geldiğini bilerek hala bekliyoruz diyeceğim. Yetişirse artık. İnşallah. Ne güzel bir proje olmuş. Aslında proje gibi de başlamadı galiba. Böyle arkadaşlar kendi aranızda müzik yaparken mi oldu? Nasıl oldu Taner? Ya öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ya sevdiğiniz için de çok teşekkür ederim, beğendiğiniz için. Ben çok sevdim. Biz gerçekten bu işi böyle bir müzik grubu kuralım diye çıkmadık yola. Bir tiyatroyduk. Bir tiyatroda bir oyunda çalışıyorduk. Semaver ve Kumpanya'da. Semaver ve Kumpanya diye bir oyunda bulunmuştuk. Bunun provalarında... Fırat'la tanıştık. Serkan bizi Fırat'la tanıştırdı. Gel zaman git zaman bir baktık ki şarkılar, türküler söylüyoruz. Sonra tiyatrodan çıkıp evde, Serkan'ın evinde söylemeye başladık. Böyle bir devamı oldu. Organik bir şekilde gelişti. Yani bir proje değildi. Kendiliğinden oldu. Öyle. Ben senin şarkı söylediğini bilmezdim aslında. Ve dinlerken de epeyce şaşırdım. Ya, son derece keyifli söylüyorsun. Var mı böyle daha öncesinde şarkı söylemişliğin ya da ne bileyim denemelerin? Denemelerim vardı. Aslında bu şarkı müzisyenlik görevini bizim ailede abim üstlenmişti. Ben de küçüklüğümde hep onunla yarışırdım. Kimin sesi güzel, kimin sesi güzel. Anladım ki Tayda'nın sesi daha güzel, abimin sesi daha güzel. Sonra bıraktım. Ama bırakmadım tabii ki de. Müzik hep kulağımdaydı. Hep bir yerlerde dinlediğimde hep içindeydim yani. Sonra lise bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavına girdim. Pek istemeyerek girdim. Orada yedeklere kaldım. Bir iki de yedeklere kalmışım. Sonra oyunculuk oldu hayatımda işte. Ya aslında istediğinin oyunculuk olduğunu o zaman mı keşfettin yoksa? Ya ben... Onu çok merak ederim. Çünkü böyle hikayeler hep vardır. Başka bir ihtisas alanı, başka bir üniversitede... fakülte ama sonunda illaki yol ya oyunculuğa çıkıyor. Oyunculuk hep kafamda vardı. Yani ben 23 Nisan çocuğuydum. 19 Mayıs çocuğu oldum daha sonra. Hep evet. bir adım yukarı çıkıp ya bir şiir okudum ya bir şarkı söyledim. Bir şeyler yaptım yani. İlkokulda da sınıfta hep böyle sosyal görevler alırdım. Ya işte bir kolda çalışırdım. Mutlaka bir şeyler yapardım yani. Aktiftim, sosyaldim. Müzik dediğim gibi abim o görevi üstleniyordu. Ben girmedim o işe hiç. Ama yani bir gün gireceğimi, bir gün müzik yapmak isteyeceğimi bir tarafım biliyordu. Onu bana ailem de söylüyordu. Hep istediğindi. Yani müzik hep istediğim diye bilmirem. Ama güzel. Ama istediğimdi, zamanını beklediğimdi. Evet. Ve doğru zamanda geldi diye düşündüm. Ne güzel. Şimdi biraz daha anlatırız. Bu arada güzel de bir tesadüf oldu. Biz en son seni Müslüm'de evet. seyrettik. Evet, Timuçin Esen'in oynadığı Müslüm karakterinin kardeşini oynuyordu. Evet. Ve de çok başarılı bir proje oldu doğruya doğru. Hem o yanıyla elbette hepimizin hoşuna gitti. Hem de Müslüm Gürses'i sevenler için bir hediye gibiydi o film. Ve güzel bir tesadüf. İşte Müslüm'ün de yapımcısı Dijital Sanatlar Mustafa Uslu. Şimdi yine Çiçero'yla gündemde. Yarın da hatta o ekiple buluşacağız. Gala öncesinde onlarla canlı yayın yapacağız. Bir projeleri daha var. Bilmiyorum haberdar mısın? O da Türk İşi Dondurma. Türk İşi Aşkı.
bugün basın toplantısı yapıldı. Bir izleyelim. Yani doğrusu bu yaşam hikayeleri, gerçek yaşamdan hikayelerin devamı da geliyor. Bu da biraz öyle bir hikaye. İzleyelim bakalım, ondan sonra devam edeceğiz. Haberiniz bile yok değil mi? The Ottoman Empire has joined the war. Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, yeni projesi Türk İşi Dondurma'nın tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul kaymak! Uslu'nun yanında filmin oyuncularından Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil ile yönetmeni Can Ulkay da vardı. Gerçek bir hikayeden yola çıkan film, Avustralya'da yaşayan, geçimlerini devecilik ve el arabasıyla dondurma satarak sağlayan iki Türk'ün Çanakkale Savaşı sırasında ülkeleri için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Eğer bunlar harbisteyse, gidelim harbedelim. Şimdi biz düşman mıyız? Sen kafaya koymuşsun gitmeyi. Bizim başka çaremiz yok. Gerçek hikayelerden yola çıkılmış bir hikayesi olduğunu zaten biliyoruz. Ya onu daha nasıl gerçekçi kılabiliriz diye mesela Erkan'la çok konuştuk. Ya iki tane deli var orada, gerçekten deli. Ya bunu normal iki insanın becerebilme ihtimali çok düşük. O yüzden ister istemez oralarda dolanırken çok komik oldu. Film de çok komik oldu. Hayatımızın yani çalıştığımız ve en zevk aldığımız yazlarından biriydi. İzlediğiniz şeyler çok büyük, çok acayip sahneler gördük ya. Gerçekten tereyağından kıl çeker gibi hallettik hocamızla. Evet. Şahaneydi yani. Kendi gibi seti de güzel oldu filmin. Umarım bahtı da çok güzel olur. Ben öyle hissediyorum. Erkan Kolçak Köstendil, deve ile çekim yapmanın nasıl bir deneyim olduğu sorusuna verdiği esprili cevabıyla salondakileri güldürdü. Beraber dönelim. Deve ilk başlarda açıkçası çok mutluydu. Gerçekten onun oyunu, setin içindeki uyumu bizi ilk başta çok şaşırttı. Sonra ikinci hafta sonra falan başlarım setinize gibi davranmaya başladı. Yani, ama Erkan hani... anlıyordu dilinden yani. You guys want to go to Anatolia, right? Yes, Ottoman. During the war? Yes, yes, Ottoman. Türk İşi Dondurma 14 Mart'ta vizyona giriyor. Is that so? Yes, yes, Ottoman. Ottoman, Ottoman. Kes kardeş, tamam, tamam. Ne oldu, nedir? Evet, artık bir tarz haline getirdi Mustafa Uslu ve dijital sanatlar yapım diyelim. Çünkü hep gerçek hayattan hikayeler. Cicero dediğim gibi hep merak ettiğimiz, baştan beri merak ettiğimiz bir hikaye ki bu cuma seyirciyle buluşuyor. Bir daha tekrar edeyim, yarın da canlı yayında filmin ekibi konuğumuz olacak. Türk İşi Dondurma, onu da çok merak ettim ki o da çok sevdiğimiz bir ekipten oluşuyor. Ali Atay da, Erkan Kolçak Köstendi de, Şebnem Bozoklu da öyle. Hikaye çok çarpıcı ve der ki Taner, bu gerçek yaşamdan hikayelerin devamı da var. Evet, öyle evet. Mi? Yani Mustafa Uslu'yu yakından tanıyorum. Evet. Ya garip bir şekilde gidip gerçekten böyle çok enteresan hikayeler buluyor. Hı. Ve o hikayeleri çok güzel canlandırıyor, yani şey yapıyor. Evet, yapım ve prodüksiyon niteliği olarak evet, da çok evet. Aslında ileride. Ayla tabii. Mesela, ondan sonra Müslüm yine aynı şekilde. Şimdi Turkish Ice Cream, evet, ardından evet. Cicero. Yani öncesinde Cicero, şimdi bu. Evet, evet. Sonraki gelecekleri söylemeyeyim. Evet, evet. Yok, aslında söylemişti galiba. Bir Naim Süleymanoğlu'nu bekliyoruz. Evet. Bu arada Mustafa Uslu onu da söylüyor. O kadar çok biyografi teklifi geliyormuş ki evet. Hikaye. Bakalım hangi biri olacak ama takip ediyoruz. Bu arada biz söze müzikle başladık ki, şimdi grubun diğer üyeleri müzisyen. Serkan ve sen hariç. Ve ben. Evet. Serkan bu arada müzisyen olarak kabul etmiyorum ama şimdi Ali Atay'ı da gördük haberde. Onlar Leyla The Band olarak o kadar güzel bir iş yaptılar ki yokluğunda şarkısı ne kadar dinlendi? 100 milyonun üstünde. Müthiş bir aslında akım yarattılar. Evet. Ama Leyla The Band dağıldıktan sonra tahminen Serkan'ın öyle bir boşluğu da vardı müzik anlamında. Şimdi Barabar'la o tamamlanıyor. Serkan geleydi de o anlataydı o, aslında. Ben yerine konuşuyorum. Ama... Serkan müzik yapmayı çok istiyor. Evet. Ve çok çalışkan birisi. Yani gerçekten inanılmaz çalışkan. Bir müzisyenden daha çalışkan. Hı-hı. Gerçekten. Yani ve müzik yapmayı çok istiyor. Leyla The Band'in
dağılmasını eminim hiç istemedi ama böyle oldu. Yani bir projeydi evet. Ve bitti gitti. Şimdi Leyla The Band'den öğrendiği şeyleri şimdi bize karşı uyguluyor bu projede. Yine bu Barabar'da. Kurucusu yanı oldu evet, galiba. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Güzel. O zaman Serkan yetişemiyorsun ama yine de sevgilerimizle diyeyim. Ve bu albüm aslında Türk halk müziği şarkılarının, türkülerin birer alternatif yorumu gibi. Doğru söylüyor muyum? Doğru. Ve çok bildiğimiz türküler ama o kadar güzel olmuş ki sizin yorumunuzla. Biraz da böyle canlı kayıt ve sanki gerçekten sizle beraber de sizin eve gelmişiz gibi bir duygu. Herhalde o size de öyle geldi değil mi? Yani canlı kayıt çok tatlı bir... Ya ağzınızdan bal damlıyor vallahi. O kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki. Evet biz... Ya türkü söylüyoruz. Burada söz unsuru çok önemli olmalı. Çünkü sözler inanılmaz anlamlı ve acayip derin. Yani müzik olarak da yaptığımız tek şey şu. Bağlamayı çıkarttık belki de. Ama gitarı bağlama motifleriyle çalıyor Fırat. Yani o müzikal... Fırat iki sivri. Fırat iki sivri. Evet. Şu anda rahatsızlığından dolayı aramızda değil. Ama bizi izliyor. Selam olsun ona. Selamlar. Yani... biz kendi istediğimiz, kendi sevdiğimiz gibi yorumluyoruz türküleri ama söz unsurunu öne çıkartarak. Yani önemli olan burada söz, sonrasında müzik bizim istediğimiz gibi, sevdiğimiz gibi, bize nasıl geliyorsa yani. Evet şimdi zannediyorum elimizde var. Bu arada YouTube'da önce albümünüz yayınlandı. Evet. Memleket Nere? Bu arada senin memleket Nere? Onu ben Tunceli'yim. Tunceli'siz. Evet. Peki. Orada Feriden mi? İlk yayınladığınız Feriden, Feriden galiba. Evet Feriden. Ona da baktım ilk birkaç gün içinde epeyce dinlenmiş, izlenmiş. 500 binin üzerinde bir 1 rakam. 1 milyona geliyor 1 şu milyona anda. Mı geliyor? Evet. Dolayısıyla hemen de aslında fark edilmiş. Bilmiyorum yönetmenim var mı Feriden? Biraz açabilir miyiz? Var. Başında sarı çiçek oy oy, dam başında sarı çiçek oy oy. Buradan kalkıp Ürgüp'e göçek nenni de Feridem. Buradan kalkıp Ürgüp'e göçek nenni de Feridem. Ürgüp'e vardığımız gece oy oy, Ürgüp'e vardığımız gece oy. Kurban kesek nenni de Feriden. Hak yoluna kurban kesek nenni de Feriden. Hak yoluna kurban kesek nenni de Feriden. Hak yoluna kurban kesek nenni de Feriden. Elinize sağlık, ağzınıza ya, sağlık. Çok teşekkür ederim. Böyle 7 tane anonim diyebileceğim bir evet. Türkü var. Anonim yapımdan da çıkan bir albüm. Evet. Bundan sonrasında konser olursa artık öyle buluşacağız. Evet illaki olacak. Olacak mı? Olacak olacak. Peki o zaman haber verin lütfen. Tamam. Buluşalım. Tamam. Çünkü bu çok keyifli bir müzik ziyafeti. Farkına varan takip edecektir eminim. İnşallah. Biz teşekkür ediyoruz katıldığın için ve seninle beraber tamamlarken... bugün usta şair, büyük usta Nazım Hikmet'in de doğum günü, 117. yılı doğumunun. Nesillerdir onun dizelerinde birçok duygumuz ifade buldu. Aşkımız, sevdamız, memleket hasretimiz, daha nice duygumuz. Yıllar geçtikçe biz onu okudukça, anladıkça sevgimiz de o derece arttı. Ve biz yine Nazım'a sevgiyle, saygıyla diyoruz ve... anarak ustayı tamamlıyoruz bu akşam gece gündüzü. Teşekkür ediyorum Tane. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin ora işi. Ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan. Şile bezinden. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim.